Merhabalar sevgili sağlam atıcılar. Bugün sizler için Efes Antik Kenti'ni gezeceğiz. Efendim Efes Antik Kenti'ne ana girişi olan Liman Caddesi, diğer ismiyle Arkadyum Caddesi'nden giriş yapıyoruz. Burası 530 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde mermerle kaplı bir cadde. Buraya gelen krallar, imparatorlar bu caddede törenle karşılanıyorlar. Burası 200 bin kişilik bir megapol, antik tarihin megapolü. Antik çağda liman, fakat zamanla Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonlar limanı kapatıyor. Buranın hemen karşısında amfiteyatro var. Dünyanın en büyük açık hava tiyatrosu ve muazzam bir tiyatro. Şehre gelen ziyaretçiler bu güzel yoldan yürüyüp karşılarında bu dev antik yapıyı görünce muazzam etkileniyorlar. Şimdi buradan şehrin içine doğru ilerleyeceğiz. İleride Mermer Cadde var, bir tane kütüphane var, şehrin ticari agorası var. Sizlerle birlikte oraları gezeceğiz. Efes kentinin muazzam amfiteyatrosunun içindeyiz. Burasının ilk kurulumu milattan önce 3. yüzyıla ait. Daha sonra milattan sonra 2. yüzyılda üzerine inşa ediliyor ve bu kadar büyütülüyor. Buranın akustiği mükemmel. Tiyatro oyunları ve gladyatör dövüşleri yapılıyor. Ve 24 bin kişi kapasiteli. Şehrin büyüklüğünü bize bu gösteriyor. Bir ek bilgi de milattan sonra 54 yılında Aziz Pol buraya geliyor İsa'nın havarilerinden ve Efes halkına burada Hristiyanlığı anlatıyor ve Efes halkından çok büyük tepki çekiyor. Sahnenin çok iyi görülmesi için tribünler çok dik bir şekilde inşa edilmiş. Böylece her taraftan sahne net bir şekilde duyuluyor ve görülüyor. Tıpkı günümüz stadyumları gibi. Büyük tiyatronun ardından Mermer Cadde'ye doğru devam ediyoruz. Şu anda Efes Antik Kenti'nin Mermer Caddesi'nde ilerliyoruz. Efes Antik Kenti'nin tarihi milattan önce 2000'li yıllara kadar dayanıyor. Burasının ilk kurucusunun Amazonlar olduğu düşünülüyor. Amazonlar Artemis kültünün kurucusu ve bu kenti onlar kuruyorlar. Daha sonra Yunanlılar gelip burayı ele geçiriyorlar ve bu güzel şehre Yunanlılar hakim oluyorlar. Yunanlılardan sonra Lidya Krallığı'nın toprakları içinde Efes ve Akdeniz'in en önemli ticaret merkezlerinden bir tanesi oluyor. Daha sonra İskender'in buraya gelmesine kadar Perslerin elinde kalıyor. İskender'in generallerinden Lysimikos burayı yeniden inşa ediyor. Burası Akdeniz bölgesinin en önemli kenti tarih boyunca. Şimdi gelin bu güzel antik kenti, bir sürü topluma, bir sürü kültüre ev sahipliği yapmış olan bu güzel kentin detaylarını incelemeye devam edelim. Efendim Mermer Cadde'nin sonuna doğru hemen sağda Celsus Kütüphanesi var. Görüyorsunuz muazzam bir yapı. Bu kütüphanenin kapısı milattan sonra 106 yılında Efes valisi Celsus'un oğlu tarafından yaptırılıyor. Aynı zamanda bir anıt mezar burası. Zamanında içinde 12 bin tane kitap bulunduğu düşünülüyor. Roma mimarisinin çok güzel örneklerinden bu kapı. 4 tane kadın heykeli görüyorsunuz. Onlar akıl, kader, ilim ve erdemi temsil ediyor. Bunlar orijinallerinin kopyası. Orijinalleri Avusturya Viyana Müzesi'nde. Efendim bu kapıdan girip kütüphane bölümüne geçiyorsunuz. Gelin şimdi biraz içeriye bakalım. Kütüphanenin hemen sol tarafında ticari agoranın kapısı var. Agora Ticaret ve Kültür Merkezi. Gelin içeriye biraz bakalım. Bu kapıdan giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi devasa bir agoraya çıkıyoruz. Agora'nın dört tarafı dükkanlarla çevrili. İlk kuruluş tarihi M.Ö. 3. yüzyıl.
Fakat şu an gördüğümüz yapı Ağustos dönemine ait. Yani aşağı yukarı milattan sonra 2. yüzyıla ait. Buranın büyüklüğü Efes'in ticaret anlamında ne kadar gelişmiş olduğunu, ne kadar büyük olduğunu gösteren bir kanıt. Şu anda Büyük Agora'da, yani dönemin antik AVM'sinde geziyoruz sevgili sağlam rotacılar. Görmüş olduğunuz bölümler dükkanlar. Bunların her biri birer dükkan. Yan taraflı sütunlu görüyorsunuz yan tarafı. Burada yürüyerek antik dönemde ihtiyaçlarınızı karşıladığınız, ticaret yaptığınız yer burası. Yani bir nevi antik AVM. Evet sevgili sağlam rotacılar, kütüphaneden çıktık. Mermer Cadde'de ilerliyoruz. Mozaikli kaldırıma doğru. Sol tarafımda umumi tuvaletler var. Burada tuvaletleri görebiliyoruz. Altından kanal akıyor. Bu kanal doğru direkt kanalizasyona bağlanıyor. Latrina, yani tuvaletlerin hemen karşı tarafında yamaç evler var. Yamaç evler şehrin asillerinin oturduğu özel konutlar. Roma şehirlerinde bir kast sistemi var. En altta köleler, onların üstünde fakirler, onların üstünde askerler, onların üzerinde soylular ve onların üzerinde de hükümdarların aileleri bulunuyor. Evler çok güzel. Buranın girişi ayrıca ücretli. Giriş ücretinden ayrı bir ücreti var. 30 TL şu anda. Buyurun oraya gezelim şimdi. Şu anda yamaç evlerin bir tanesine girmiş bulunuyoruz. Tek bir evi gezeceğiz. Bu gördüğümüz bölüm oturma alanı. Gördüğünüz gibi devasa büyüklükte. Buradan devam edelim. Evin kendine ait bazilikası var. Şu anda o bazilikaya bakıyoruz. Önemli konukları ağırladığı yer ev sahibinin aynı zamanda. Bakınız freskleri görebiliyorsunuz. Normalde sıradan halkın evinde böyle şeyler olmaz. Fakat Efes ayrıcalıklı bir yer bu konuda. Merdivenlerden ikinci katına çıktık. İki katlı bir ev burası. Gelin dolaşmaya devam edelim. Burası aslında milattan önce 6 ve 4. yüzyıllarda mezarlık alanı. Daha sonra duvarlar inşa ederek burasını teras sistemi haline getirip burasını yamaç evler haline çeviriyorlar. Evin içinde birden fazla oturma birimi, yani salon var. Son çıktığımız yer fresk açısından zengin bir bölüm. Burası bir oturma alanı. Merdivenleri tırmandıkça yamaç hissini daha çok alıyorsunuz sevgili sağlam rotacılar. Gördükleriniz oturma salonuna ait. Freskolar çok güzel. Çok ince bir zevke sahip. Ve tabii ki sahibinin gücünü, toplumdaki pozisyonunu da anlatıyor bizlere. Şu anda küçük bir tuvalete, yani latrineye bakıyoruz. Yamacın en üst kısmına ulaştık. Bakın aşağıda çok güzel mozaik örnekleri var ve mitolojik canlılar resmedilmiş. Bu tip şeyler genelde Roma'da dini yapılarda ve devlet binalarında oluyor. Fakat Efes'in kendine ait özel bir konumu var. Efes'i yönetenler Roma hukukundan biraz daha bağımsız davranabiliyorlar. Ve şehri asiller yönettiği için asillerin evinde bu tip oluşumlara rastlamak Efes'te mümkün. Efendim evler zeminden ısıtmalı. Ve şu an baktığınız, gördüğünüz şeyde evin özel hamamı, küçük bir özel küvet var. Banyonun küveti, mozaikleriyle, dekorasyonuyla muazzam. Ben çok etkilendim. Dönemin kaymak tabakasına ait muazzam konutu gezdik. Şimdi buradan çıkarak Efes Antik Kenti'ni gezmeye devam edeceğiz sevgili sağlam rotacılar. Buradan yamaç evlerin manzarasını biraz olsun anlayabiliyoruz. Şehre hakim, şehrin merkezinde, metroya 5 dakika mesafede ayrıcalıklı konutlar, efendim, antik dönem Efeslilerini bekliyor. Yamaç evlerini gezdik, tekrar Mermerli Cadde'ye indik. Küçük bir tavsiye, eğer yaz ayında gezecekseniz, her taraf mermer olduğu için ısıyı acayip çekiyor. O yüzden açık renk şeyler giymeye ve ince giymeye özen gösterin sevgili sağlam rotacılar. Şu anda Mermerli Cadde'de Hadrian Tapınağı'nın kapısının önündeyiz. İmparator Hadrianus'u onurlandırmak için inşa edilmiş bir yapı burası.
alınlığı Suriye tarzından bir tarzda alınlığı var. Ve içerisi de Hadrian kültünün kutsal alanı. Mermer Cadde ilerlerken sağ tarafta mozaikli kaldırım var. Yamaç evlerdeki lüks konutunuzdan çıkıp bu güzel kaldırımda Efes'in içlerine doğru ilerliyorsunuz. Mermer Cadde'nin bittiği, Kuretler Caddesi'nin başladığı noktadayız. Hemen sol tarafta Varius Hamamı var. Biliyorsunuz Roma'da hamamlar çok önemli. Şehirde birden fazla hamam var. Hamam kültürü bildiğiniz gibi Romalılardan Osmanlılara da geçiyor. Osmanlı kültüründe de hamam çok önemli. Bakın yerde pişmiş topraktan su borularını görebiliyoruz. Hamamın su boruları. Gelin şimdi Kuretler Caddesi'ne doğru devam edelim. Kuretler Caddesi önemli bir cadde. Dini törenlerde, festivallerde, festival alayları, adanacak kurbanlar buradan geçirilerek götürülüyor kurban alanına. Kuretler Caddesi 8 metre genişliğinde bir cadde. Antik dönemde her sütunun önünde bir tane heykel olduğu düşünülüyor. Caddenin üstünde Trianus Çeşmesi var. Çeşme milattan sonra 2. yüzyıla ait. Efendim Roma çeşmeleri bizim alışık olduğumuz çeşmeler gibi değil. Roma çeşmeleri yaptıran kişinin gücünü, nüfuzunu simgeleyen çeşmeler. O yüzden çok şaşalı, heykellerle süslü, içinden sular akan çeşmeler bu çeşmeler. Gidenleriniz, görenleriniz biliyordur. Roma'da bu çeşmelerden var. Bir tanesi Treveri Çeşmesi, yani bilinen ismiyle Aşk Çeşmesi. Buradaki heykellerin bazıları da Efes'te Arkeoloji Müzesi var. Orada sergilenmekte. Kuretler Caddesi gördüğünüz gibi hafif yokuş. Bu cadde doğru Herkül Kapısı'na doğru gidiyor. Şehir Roma döneminde, yani Augustos döneminde, milattan sonra 2. yüzyılda altın çağını yaşıyor. Burada bir felsefe okulu var. Herakliyetos, yani diyalektiğin bulucusu da burada yaşamış. En önemli lafı da her şey akar. Kuretler Caddesi'ni sonlandıran Herakles namı diğer Herkül Kapısı'nın önündeyiz. Bu kabartmalar da Herkül'e ait kabartmalar. Bakın bir koyun postu tutuyor ve altta da bir aslan simgesi var. Domitianus Tapınağı'nın içerisindeyiz şu anda. İmparator adına düzenlenmiş bir tapınak burası. İki önemli imparator için yapı var burada. Biri Domitianus, biri Hadrianus. Tapınağın hemen karşısında da Domitianus Çeşmesi'ni görmek mümkün. Şimdi yukarı doğru ilerleyelim. İçinde bulunduğumuz alan Hidradekion adlı su sarayı. Burası 105 metrekare büyüklüğünde dev bir çeşme aslında. Efendim antik insanlar şehirlerini suyla, altyapıyla ihya etmişler. Burası uzun zaman Roma için Küçük Asya'nın en önemli ticaret ve kültür merkezi. Buradan derseniz aşağıya inelim. Orada bir küçük amfiteyatro var, oraya da bakalım. İsa'dan sonra 1. yüzyıl zamanında buraya İsa'nın havarileri gelmeye başlıyor. Aziz Pol'ün Hazreti Meryem'le birlikte buraya geldiği, burada yaşadığı ve öldüğünde ise Ayasuluk Tepesi'ne gömüldüğü düşünülüyor. Şehrin Odeon yapısındayız. Odeon tiyatroya benziyor gördüğünüz gibi. Ama aslında şehrin ileri gelenlerinin toplanıp şehir hakkında kararlar aldığı bir toplantı yeri. Günümüzdeki auditorium lafı da bu Odeonlardan geliyor. Burası aynı zamanda komitenin toplantı yeri olması yanı sıra eğlencelerin, gösterilerin düzenlendiği yer aynı zamanda. İlk baştaki koltuklar halk koltukları, onlar ucuz. Buradan da elitlerin çıktığı VIP koltuklara giden bir yol var.
Şu anda şehrin Devlet Agorası'nın önündeyiz. Aşağıki agora ticaret agorasıydı. Burası da Devlet Agorası. Yani politik merkez. Şehrin politik merkezi burası. Efendim görmüş olduğunuz kalıntılar Devlet Agorası'nın büyük hamamlarının kalıntısı. Evet sevgili Sağlar Mutlucular, büyük keyif aldığım bir gezi oldu Efes gezisi. Umarım izlerken siz de benimle aynı hisleri yaşarsınız. Biz bir numaralı kapıdan girip iki numaralı kapıdan çıkıyoruz. Bir numaralı kapıdan girdiğinizde hafif yokuş çıkıyorsunuz. İkiden girerseniz aşağı doğru bir inişle gezinizi yapabilirsiniz. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve gezilerimiz hakkında yorumlar yapmayı unutmayın sevgili Sağlar Mutlucular.